Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Biz kendi ürettiğimiz ürünleri Etsy üzerinden satmaya çalışıyoruz. Etsy'de yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıkmış. Dün akşam bizim başımıza da geliyordu. Son anda frene bastık, durduk, kurtardık. Etsy üzerinden satış yapıyorsanız ve yeni başlamışsanız bu dolandırıcılığa siz de maruz kalabilirsiniz. Ben de sizleri uyarmak için böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi nasıl oldu? Akşam bize bir mesaj geldi. Hesabınız suspend olmuştur. 24 saat içinde verilerinizi güncelleyip hesabınızı kurtarabilirsiniz diye. Biz de nasıl yapacağız bunu diye hemen cevap verdik. Mail adresini istediler. Mail adresine gönderdiğimiz e-maili doğrulayın, bilgilerinizi güncelleyin dediler. Şimdi biz ilk bizden mail adresi istemelerinden biraz şüphelendik. Zaten Etsy'de her türlü bilgimiz var. Neden tekrar istiyorlar diye ilk orada bir şüphe duyduk. Sonra gelen mailde kredi kartı bilgilerimizi girmemizi istiyordu. Oraya da tam girecekken yine tekrardan şüphelendik. Hani Etsy'de zaten her bilgimiz var. Sonra biraz araştırdığımızda böyle bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu öğrendik. Ondan sonra bu şekilde kendimizi kurtarabildik. Maildeki bilgileri girsek kredi kartı bilgilerimizi çaldırıp dolandırılacaktık. Ve bunu yapan da yurt dışından olduğu için hakkımızı aramamız, paramızı kurtarmamız da büyük ihtimal çok zor olacaktı. Bize gelen mailde hesabımızın suspend olduğu yazıyordu. Ama farklı farklı mesajlar da geliyormuş. Genel olarak Team Etsy diye bir kişiden geliyor mail. Team Etsy yazdığı için de siz bundan çok şüphelenmiyorsunuz. Yani insana sanki Etsy'den mesaj gelmiş gibi oluyor. Yeni başlayanlara şöyle mesajlar atıyorlarmış. İşte siparişiniz geldi. Bunu onaylamak için bilgilerinizi güncelleyin. Hesabınızı aktif etmek için bilgilerinizi güncelleyin gibi mesajlar atıyorlarmış. Sizden mail adresinizi istiyor. Sonra size bir link gönderiyor. O linke tıklayıp bilgilerinizi girdiğinizde geçmiş olsun, dolandırılıyorsunuz. Biz mail adresini verdikten sonra şu mailden bize böyle bir mail geldi. Bunu açtığınızda bu sanki Etsy'nin mailiymiş gibi görünüyor. Ama ismine tıkladığınızda farklı bir isimden geldiği anlaşılıyor. Şimdi mailin alt kısmından tıklıyorsunuz doğrulamak için. Karşınıza şöyle bir sayfa açılıyor. Tekrar verify diye tıkladığınızda kredi kartı girmeniz için size tekrar bir sayfa açılıyor. Buraya girdikten sonra artık geçmiş olsun. Şimdi burada siteye baktığınızda sanki Etsy'nin sitesiymiş gibi. Ama yukarıdan baktığınızda sitenin ismi gatewayetsy.com, yani farklı bir site. Hatta şuradan tıkladığınızda tekrar Etsy'nin sitesi açılıyor. Yani bayağı profesyonel bir şekilde yapılmış bir çalışma. Sonra ben Etsy'nin güvenlik politikalarına baktım. Etsy'ye soracaktım bunu ama sorarken orada yardım kısmında zaten yazıyor. Biz sizden kesinlikle mail adresi, kişisel bilgi istemeyiz diye yazıyor. Ayrıca onun haricinde herhangi bir bilgi girecek link de gönderme istediyor. Ve girdiğiniz bilgilerin Etsy.com sitesi olduğuna emin olun yazıyor. Bizi dolandırmaktan kurtaran 3 şey vardı. Birincisi Etsy'nin bizden mail adresi istemesi. İkincisi farklı bir siteden kredi kartı bilgilerinin girilmesi istemesi. Yani o Etsy.com değil de gateway.etsy.com olmasından şüphelendik. Üçüncüsü de bize gelen mailde başlık, yani nickname kısmı, yani mail adresinin adını Etsy Team yapmışlar. Ama oraya tıkladığınızda farklı bir mail adresi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sayede biz dolandırmaktan kurtulduk. Ve ayrıca Etsy'nin güvenlik politikalarına da bakabilirsiniz. Orada daha ayrıntılı olarak yazmışlar. Etsy diyor ki biz sizden kesinlikle mail adresi, bilgi, kişisel bilgi istemeyiz diyor. İstesek de bunu Etsy.com adresi üzerinden girmeniz gerekiyor diyor. Yani bunlara dikkat ettiğinizde dolandırılma şansınız azalıyor. Tabii dolandırıcılar türlü türlü yöntemler de bulabiliyorlar. Her türlü dikkatli olmak lazım. Bizim başımızdan böyle bir olay geçti. Ben de bizim gibi Etsy üzerinden satış yapan ve yeni olan insanları uyarmak için bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.